Üzüm deyince herhangi bir üzüm değil. Siyah üzümün kendisi, kuru üzüm. Kuru üzüm deyince çekirdeksiz üzüm çıktı şimdi moda. Eskiden kuru üzüm deyince siyah üzüm anlaşılırdı. Çekirdekli olacak. Çekirdekte vitamin, mineral, enzim, kabuğunda. Bütün klinik araştırmalar, üzümle ilgili yapılan araştırmalar siyah üzümle. Başka üzümlerle ilgili, çekirdeksiz üzümle ilgili herhangi bir klinik araştırması duymadım, görmedim, bilmiyorum, belki vardır. Şimdi siyah üzümün kabuğu, çekirdeği, tabii meyvesi ve yaprağı, hepsi şifalı. Siyah üzüm, kuru üzüm yiyeceksiniz, çekirdekli, çekirdekli, çıtır çıtır o çekirdeklerini ezeceksiniz. Çekirdeğin içerisindeki vitaminler, mineraller, enzimler, hangi birini sayayım? Ama sayayım birkaç tane. %15 ila 20 oranında karbonhidratlar, şekerler içerir, sabit yağlar içerir, proteinler içerir. Organik asitler içerir. Elmadaki malik asit, limondaki sitrik asit. B1, B2, B3, B5, B6, E vitamini, A vitamini, provitamin A, yani beta karotin içerir. Minerallerden çinko, potasyum, fosfor, demir, bakır, mangan, manganez, iyot, sodyum, magnezyum, flor, kalsiyum vesaire içerir. Kabuğunda protein, çok yoğun protein içerir, sabit yağ içerir, C vitamini içerir, E vitamini içerir, çok çok zengindir. Rutin içerir, resveratrol içerir. Bunların hepsi siyah üzüm. Diğer üzümlerde de olabilir ama karşılaştırmak mümkün değil. O kadar yoğun. Rutin bildiğiniz gibi toplar damar zafiyetine karşı. Resveratrol bütün damarlar için. Üzümün yaprağında flavonoidler ve quercetin, izoquercetin türevleri var. Bugün quercetin modası var. Quercetin kullanalım falan filan. Herhangi bir bitkinin birleşimindeki etken maddeleri destilasyonla damıtıyorlar veya ekstraksiyonla içine quercetin alıyorlar. Quercetin kapsülü yapıyorlar. Burada üzümün yaprağında üzümün yaprağındaki quercetin kalp damar için dünyada en etkili. Efendim diyeceksiniz ki İbrahim Gökçek ne anlatıyor? Söyledikleri bilgi bilgiye dayanıyor mu diyeceksiniz. Diyenler olabilir, tanımayanlar. Tanıyanlar söylemez. Bildiği bir şey vardır. Bilgi bilgiye dayanıyor diyecektir. Tanımayanlar, bu adam ne diyor diyecektir. Evet, Almanya'da Ingelheim diye bir şehir var. Burada yapılan klinik araştırmasında 12 hafta süren bir tedavi denemesi yapılmış. 248 kişi üzerinde. Kronik venöz yetmezlik. Yani kılcal damarlarda, toplar damarlarda. Yani venöz yetmezlik değil. Kılcal damarlardaki kronik venöz yetmezlik sorununa karşı toplar damar zafiyetini önlediği baldır ve bacaktaki ödemi topladığı belgelenmiştir. Bu uzuvları ölçmüşler mesela, diyelim ki bacağı 10 santimse ne olmuş bu ürünü kullandığı sırada? Bunlar test edilmiş ve etkisi klinik araştırmalarla belgelenmiştir. 248 kişi üzerinde Almanya'nın Ingelheim şehrinde. İtalya'da Napoli ve Cagliari üniversiteleri tarafından ortak bir çalışma yapılmış. Üzüm yaprağı ekstraktının SARS virüsü, MERS virüsü, COVID virüsü, HSV, uçuğa sebep olan virüs. Yani her türlü gribal enfeksiyona karşı etkili olduğu belgelenmiştir.
Profesör Doktor Carla Zanella Rosa Giugolina Analisa Cianese falan filan. Bir başka çalışma ise Tunus Sfax Üniversitesi tarafından yapılmıştır. Asmanın yaprağı, yaprağı, siyah üzümün yaprağı ama. Başka yaprak, bitki yaprağı değil. Siyah üzümün yaprağı. Öbürleri de faydalıdır, bir şey demiyoruz. Ama klinik araştırmalar hep siyah üzümün yaprağıyla yapılmıştır. Evet, bu Sfax Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada antioksidan, antienflamator, antipiritik, ateş düşürücü, enfeksiyon önleyici, vücudu her türlü toksik maddeden arıtıcı ve anti ağrı kesici olduğu belgelenmiştir. Sfax, Tunus. Üzüm yaprağı, yani siyah üzüm yaprağı, asma yaprağı, bir sürü asma var. Meme kanserine karşı etkili olduğu Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve İspanya'nın yapmış olduğu ortak bir çalışmayla klinik araştırmada belgelenmiştir. Meme, bayanlardaki meme kanserine karşı etkili olduğu üç ülkenin yapmış olduğu ortak çalışmayla belgelenmiştir. Siyah çay üzüm yaprağı ekstraktı yine 260 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Kronik venöz yetmezlik, insuffisience, yani toplar damar zafiyeti, ödem önleyici, toplar damar zafiyetinin önleyici ve variz venöz yetmezliği gibi rahatsızlar tedavi edilmiştir. Bu alanda dünyada en etkili bitkilerden biridir. Bununla ilgili belge bilgi çok ama ayrıntılara girersek çıkamayız. Yani burada İtalya'da Napoli Üniversitesi, Cagliari Üniversitesi, efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde ne üniversitede? Ortak bir çalışma yapmışlar. Üç üniversite. Klinik araştırmalarda etkisi ispatlanmıştır. Fakat herhangi bir la ilahe illallah, herhangi bir üzüm değil. Yapılan çalışmalar hep siyah üzüm. Çekirdek kuru üzüm istediğinde herhangi bir markette, AVM'de, orada burada siyah üzüm, kuru üzüm bulamazsınız. Çekirdeksiz üzüm, kuru üzüm deyince o akla gelir, o satılı heyyeli. Şimdi havalar sıcak olması nedeniyle insanlar şakır şakır terliyor. Mineral, vitamin, enzim vesaire kaybediyor. Tuz kaybediyor, halsiz dermansız yorgun kalıyor. Bununla ilgili bir çalışma yaptım, araştırma yaptım. Bu yazın aşırı terlemeden dolayı insanlarda ortaya çıkan halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik için ne yapılabilir diye hiç araştırmama gerek yokmuş. Çünkü Peygamberimiz zamanında söylemiş. 21 tane siyah üzüm olacak, ama başka üzüm değil. Siyah üzüm, kuru üzüm. Siyah kuru üzümü 21 tane alıyorsun, bir bardak su ilave ediyorsun. Akşam suya koyuyorsun, sabah suyunu içiyorsun, taneleri de yiyorsun. Ben birkaç gündür yapıyorum. Peygamberimizin söylediği bu 21 tane siyah üzüm, suda akşam bekletip sabah yeme, enerjiye veriyor, vücudun ihtiyacı olan vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılıyor, insan vücuduna. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk için